Sami Bey, Muş. Sayın Başkanımız Gazi Paşa Hazretleri düşüncelerini ifade buyursunlar. Bunalımın doğduğu gün giderilmesi daha yararlıdır. Erteleme şiddetlenmesine yol açar. Bir hükümet başkanı seçelim. 24 saatlik bir süre tanıyalım. Arkadaşlarını bulsun. Kuvvetli bir hükümet kurulsun. Abdurrahman Şeref Bey, rahmetli İstanbul milletvekili. Bazı arkadaşlar telaş ediyorlar. Bu her memlekette görülen bir şeydir. Hepimizin amacı vatanın saadetidir. Bir makine kurup tıkır tıkır işletmiyoruz. Bu da doğru. Kuvvetli bir hükümeti nasıl bulmalı? Hastalığı nasıl keşfetmeli? Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzu göz önüne alalım. Hükümetin görevini belli edelim. Meclis görüşlerini söylesin. Ondan sonra reis paşamız da görüşlerini ifade buyursunlar. Bir sonuca varalım. Herkes bir işe yarar. Herkesi yaradığı işte kullanmalı. Şahıslardan söz etmeyelim. Vatanın yüksek çıkarlarında birlikteyiz. Reis Paşa Hazretleri görüşlerini ifade buyursunlar. Eyüp Sabri Efendi, Konya. Ne olursa olsun bir seçim zorunluluğuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bundan önceki hükümet üyelerinin yeniden seçilmiş olsalar bile kabul etmeyeceklerine karar verdiklerini işitiyoruz. Yüce Meclis bu kararı kaldırmalıdır. Recep Bey, Kütahya. Üç esaslı noktaya dokunacağım. Birincisi şekil, ikincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü manevi birliğimizde açılan gediktir. Şekillerde eksiklik olursa iyi bir sonuç vermez. Eldeki listede yer alan değerli arkadaşlar hangi zamanda, hangi şartlar altında çalışacaklardır belli değil. Kuvvetli bir şahsın kendi arkadaşlarını bularak bir hükümet kurması gerekir. Talat Bey, Ardahan. Recep ve Abdurrahman Şeref Beyler pek güzel açıkladılar. Hükümet başkanının görevi nedir? Görev ve yetki kanunu hala çıkarmadık. Gazi Paşa Hazretleri bizi aydınlatmak lütfunda bulunsunlar demiş. Ben genel başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim. Başkan bundan sonra görüşmenin yeterliğini oya koymuş. Görüşme yeterli görüldükten sonra bir takım önergeler okunmuş. Bunlardan Kemalettin Sami Paşa'nın önerisi kabul edilmiş. Bu önergeyle ben genel başkan sıfatıyla meselenin çözüme bağlanması için parti meclisi tarafından görevlendiriliyordum. Görüşmeler sırasında Çankaya'da evimde bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya davet edildim. Toplantı salonuna girer girmez doğruca kürsüye çıktım ve kısaca şu görüş ve teklifi ortaya attım. Efendiler, dedim. Hükümet üyelerinin seçiminde görüş birliği sağlanamadığı anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulacağım çözüm yolunu bildiririm. Başkan Fethi Bey teklifi oya koydu. Kabul edildi. Efendiler, bu bir saat içinde gereken kimseleri meclisteki odama davet ederek onlara 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun tasarısını gösterdim ve kendileriyle görüştüm. 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim. Saat 13.30'da parti genel kurulu yeniden Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu konuşmayı yaptım. Saygıdeğer arkadaşlar, üzerinde durduğumuz meselenin çözümünde karşılaşılan güçlüklerin sebebi bütün arkadaşlarca anlaşılmıştır. Sanırım eksiklik ve yanlışlık uygulamakta olduğumuz yöntem ve şekildedir. Gerçekten de yürürlükteki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na göre bir hükümet kurmaya giriştiğimiz zaman bütün arkadaşların her biri bakanları ve hükümeti seçmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Hepinizin birden hükümet üyelerini seçmek zorunda kalmanızda görülen güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de aynı şekilde güçlükle karşılaşılıyordu. Görülüyor ki bu yöntem bazen birçok karışıklıklara yol açıyor. Yüksek kurulunuz bu güçlüğün çözülmesi için beni görevlendirdi. Ben de bilginize sunduğum bu görüşten hareket ederek düşündüğüm şekli tespit ettim. Onu teklif edeceğim. Teklifim kabul edilirse kuvvetli ve kendi içinde uyumlu bir hükümet kurmak mümkün olacaktır. Devletimizin şekil ve niteliğini tespit eden ve hepimiz için bir gaye olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun bazı noktalarına açıklık kazandırmak gerekir. Teklif şudur, dedikten sonra bilinen tasarıyı okutmak üzere yazıcı beylerden birine uzatarak kürsüden ayrıldım. Teklifimin niteliği anlaşıldıktan sonra tartışmalar başladı. Sabit Bey, Erzincan. Hükümetin bu şekilde kurulması yönteminin lehindeyim. Ancak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda değişiklik yapılması teklifiyle bugünkü bunalımı çözmek mümkün değildir. Biz şimdi bir başbakan seçelim. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun değiştirilmesini sonra düşünürüz dedi. Azım Bey, Niğde. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu biz yapabilir miyiz? Sanırım ki yapamayız. Yetkimiz varsa bu partide olmaz. Partide görüşüldükten sonra açık oturumda kimse söz söyleyemiyor.
millet varlığını ilgilendiren kanunların burada kesin bir şekilde tespit edilmesine taraftar değilim. Bu gibi kanunlar açık oturumda ve serbestçe görüşülmelidir. Biz her şeyden önce hükümet bunalımına bir çare bulalım. Yunus Nadi Bey, Hazım Bey'e şu yolda cevap verdi. Hani memleket ilk defa teşkilat-ı esasiye kanunu yaparsa o iş için bir kurucu meclis kurmuştur. Bizde ise bu gibi meselelerde ayrıca bir kurucu meclis kurulacağı açıkça belirtilmemiştir. Bizde her zaman bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yolda yürümüştür. Buna yetkimiz vardır. Kararsızlık gösterilmesin. Şimdi biz hükümet bunalımının çözümünü Reis Paşa Hazretlerine bıraktık. O da bize bu teklifi getirdi. Bu teklifte yer alan yöntemi bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi buna kesin bir şekil vermek gerekir. Teklif edilen şekil zaten vardır. Buna bir açıklık verip daha belirli şekilde tespit edeceğiz. Vehbi Bey, Balıkesir. Bizim şimdiye kadar görüşüldüğünü işittiğimiz teşkilat-ı esasiye kanunu hakkında bir bilgimiz yoktur. Gerçi gazetelerde gördük ama bu yeter mi? Bu bakımdan biz bu konuyu bir bütün olarak görüşmek üzere daha sonraya bırakıp önce bunalıma bir çare bulalım. Halil Bey, teşkilat-ı esasiye kanunun değiştirilerek yeniden yapılmasına yetkimiz vardır. Fakat yapılacak bu değişiklikler gerçekten vatan ve milletimizin saadetini sağlayabilecek midir? Bunu söylemek gerekir. Bunu hukukçu, hukuk bilgini olan arkadaşlarımız gelip açıklasınlar. Açıklama yapılmadıkça bu meselenin derhal halledilmesine taraftar değilim. Üyelerden biri. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu öyle gelişi güzel düzeltilemez. Hamdullah Supi, İstanbul. 4 yıl önce bakanların ayrı ayrı seçilmelerinin zararlarını söylemiştim. Bugün de aynı durum baş gösterdi. Gazi Paşa'nın teklifine gelince bu yeni değildir. 4 yıl önce yapılan bir kanunun daha açık olarak ifadesinden ibarettir. Durum böyle olunca değişiklik aleyhinde söz söyleyecekler gelsinler, düşüncelerini açıklasınlar. Fakat zamanımızın uzun uzadıya beklemeye sabrı yoktur. Ragıp Bey, Kütahya. Kanunların en iyisi şartlardan ve ihtiyaçtan doğmuş olanıdır. İhtiyaçsa meydandadır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunun tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Teklifin derhal görüşülmesine geçelim. Adalet Bakanı rahmetli Seyit Bey, teklif edilen şekil yeni bir şey değildir. Yürürlükteki Teşkilat-ı Esasiye Kanunun açıklığa kavuşturulması ve buna göre tespitidir. Kanunlar ihtiyaçtan doğar, teorik görüşlerden kaynaklanmaz. Zaman ve olaylar her şeye hakimdir. Gelişme kanunu değişmez kesin bir kuraldır. Teklif edilen şekilde bir yenilik yoktur. Yürürlükteki şekli daha açık ve belirli bir şekilde ifade edersek, elbette millet ve memleketimizin yararına daha uygun olarak hareket etmiş oluruz. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Rahmetli Seyit Bey'in görüşüne Abidin Bey, Manisa şu cevabı verdi. Önce hükümet bunalımına çözüm getirelim. Eyüp Sabri Efendi'nin görüşü şöyleydi, Konya. Biz Gazi Paşa Hazretlerini hakem yaptık. Bizim teşkilat-ı esasiye kanunu değiştirmeye yetkimiz yok demek, yasal olmadığımızı kabul etmek demektir. Meclisin teşkilat-ı esasiye kanunu değiştirme yetkisi meydandadır. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının teklifini kabule ihtiyaç kesildik. Bütün dünya bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşlerimizi bir sonuca bağlayıp açıklamamak, güçsüzlüğü ve karışıklığı sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübemden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletin başkanı yoktur dediler. Şimdiki idare şeklinize göre başkan meclis başkanıdır. Demek ki siz bir başka başkan bekliyorsunuz. Avrupa'nın düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Millet hakimiyetini ve mukadderatını fiili olarak eline almıştır. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçilmesini teklif etmek kanunsuz olur. Bunda şüpheye yer yoktur. Başbakanın seçilebilmesi için Gazi Paşa Hazretleri'nin teklifinin kanunlaşması gerekir. Genelleşmiş olan bir yanlışlığın sürdürülmesinin anlamı yoktur. Partinin bütün millete karşı yüklendiği sorumluluğun gereklerine uygun olarak hareket etmek zorunludur. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey'in konuşmasında şu sözler yer alıyordu. Hükümet şekillerinin teker teker sayılmasına gerek yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad bazılarına hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin.
Bundan sonra Yusuf Kemal Bey teklifin kabul edilmesi gerektiği hususunda uzun bilgiler verdi. Ve bunun derhal kanunlaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını teklif ederim dedi. Teklifim parti grubunda ve hemen arkasından mecliste görüşüldü ve Yaşasın Cumhuriyet Sesleri arasında kabul edildi. Abdullah Azmi Efendi'nin meselesinin önemi meydandadır. Görüşme devam etsin diye yükselen itirazına rağmen yeterlik teklifi kabul edildi. Ondan sonra teklifimin bütünü ve arkasından da maddeler birer birer okunarak görüşüldü ve kabul edildi. Efendim, parti grubu toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat 18'di. Kanun teklifi, kanunu esasi encümeni tarafından usulen incelenip tutanağa hazırlanırken, meclis diğer bazı işlerle meşgul oldu. Sonunda başkanlık kürsüsünde oturan başkan vekili İsmet Bey, İsmet Paşa, meclise şu bilgiyi verdi. Kanunu esasi encümeni, teşkilat-ı esasiye kanununda değişiklikler yapılmasıyla ilgili tasarının öncelikle ve derhal görüşmesini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Teklif edildiği gibi öncelikle görüşün. Nihayet kanun birçok konuşmacının Yaşasın Cumhuriyet sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucunu başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey, İsmet Paşa genel kurula şu şekilde bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni seçmişlerdir. Efendim, seçimin hemen arkasından mecliste yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunuz. Ancak tarihi bir hatıranın canlandırılması için izin verirseniz o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek kurulumuza teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken özelliğini milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun doğal bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınıza, bu aciz arkadaşınıza yöneltiyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkında gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce kurulumuza gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi sunarım. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek yeteneklerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği yetenek, istidat ve kavrayış, kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz, kendinde var olan özellikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz, kazandığı bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı bildirmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce kurulumuzun şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacaktır. Efendim, Meclisçe Cumhuriyet kararı 29-30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 pare top atılarak ilan edildi.
ilk kabinenin İsmet Paşa tarafından kurulduğunu ve meclis